Dünyada civil engineering olarak adlandırılan ama bu topraklara girip konjüktüründen etkilenip inşaat mühendisliği sıfatını kazanmış mesleğin mensuplarına ve müstakbel mensuplarına merhabalar. Ne zamandır benden inşaat mühendisiyle ilgili video çekmemi istiyordunuz. Ben çok işimi YouTube'a karıştırmak istemiyordum ama sizler için bu videoyu çekmeye karar verdim. Bugünkü video konum farklıydı ama dün iki tane mail alınca dedim ki artık bu konuyla ilgili video çekelim, bir soru cevap yapalım. Bana çok soru sordunuz. Sorduğunuz soruları her birine tek tek cevap veremeyeceğim ama genel soruları derledim ve onlara kendimce cevap vereceğim. Öncelikle şunu belirteyim. Ben mezun olduktan sonra 6 tane inşaat projesi teslim ettim konut. 3 tane de altyapı projesi teslim ettim. Hani az çok bir tecrübem var, bilgim var. Çevremde çok inşaat mühendisi veya inşaat işiyle uğraşan arkadaşım var. Sonuç olarak az çok söyleyecek bir iki kelamım olabilir. Siz de başka sorularınız falan olursa aşağıya yazın. Belki ileride bir video daha çekeriz. Sadece soru cevap videosu gibi. Bu videoda vereceğim bütün bilgiler benim kişisel tecrübelerimdir. Projeci, akademik kariyer yapmış veya devlet dairesinde çalışmış biri değilim. Ama elimden geldiğince size inşaat mühendisiyle ilgili bilgiler vereceğim. Bana gelen en çok sorulardan bir tanesi. Mezun olunca ne iş yapacağız? Arkadaşlar, mezun olduğunuz zaman ya statik proje üreteceksiniz ya da üretilmiş projeleri hayata geçireceksiniz. Yani ya projecisiniz ne şantiyeci. Akademik kariyer yapanları bir kenara koyuyorum. O çünkü her bölümde aynı. Şantiyeci olursanız sonuçta bir firmaya girip şantiyelerde çalışabilirsiniz. Kontrolör olabilirsiniz. O firmanın diğer taşeronlara verdiği işleri kontrol edebilirsiniz. Devlette çalışabilirsiniz. Devletin birçok ihalesi oluyor, büyük yatırımları oluyor. Oralarda mühendis olarak çalışabilirsiniz. Kendi firmanızı kurup kat karşılığı inşaat yapabilirsiniz ki bu aralar ülkemizde en revaçta iş, yani herkes biliyorsunuz kat karşılığı inşaat yapıyor. En azından inşaat mühendisleri, işi bilenler yapsa bence daha iyi olur. Projeci olursanız da proje üretirsiniz, ofiste çalışırsınız, yapı denetim firmasında çalışabilirsiniz, belediyelerde çalışırsınız ya da kendi yapı denetim firmanızı kurup onun kontrolünü yapabilirsiniz. Mimarlarla ortak çalışabilirsiniz, proje ofislerine statik proje üretebilirsiniz. Yani projecilerin de çalışma alanı çok. Aslında hepsi aynı işi öğreniyorlar ama biri Staforket'te veya Betonarme'de çok iyiyken bazısı bilgisayar başında hesap kitabı yapmayı sevmeyip şantiyeye atıyor kendini. Bana en çok gelen sorulardan bir diğeri. Yüksek lisans yapmak zorunda mıyız? Arkadaşlar, hiçbir şeyin zorunda değilsiniz. Öncelikle onu söyleyeyim. Ben yüksek lisans falan yapmadım. Yapacağım inşaat işlerinde de kimse benden yüksek lisans sormadı. Ama bu benim tecrübem. Eğer belli bir alanda kendinizi geliştirmek veya inşaatla ilgili belli bir alanda spesifik bilgiye sahip olmak istiyorsanız evet yapmak zorundasınız. Hem de güzel bir yerlerde yapmak zorundasınız. Öyle gelip geçer üniversitelerde değil. Adam gibi yapmanız gerekiyor. Veya inşaat mühendisliği titrinizin önüne yüksek sıfatını koymak sizin için bir şey ifade ediyorsa onu da yapabilirsiniz. Veya döndüğüm zaman belki inşaat işleriyle uğraşmam. Sonuçta mühendisim. Ben gidip yarın bir denetleme firmasında veya bir bankada veya ekonomik bir yerde de çalışacağım derseniz patlatın mühendisin üstüne bir MBA, hele hele yurt dışında patlatın. Gelin birçok firmaya yönetici olarak başvurabilirsiniz. Bu da size daha çok çalışma alanını da sağlayabilir. Karar size kalmış. Bana gelen bir diğer soru da İş yaşamına atılmadan önce, hatta direkt okuyayım onu bakın. Bir arkadaş sormuş. İş yaşamına atılmadan önce eksiklerim neler olabilir? Mezun olunca sudan çıkmış balık olmamak için neler yapmalıyım? Çok şey yapmalısın dostum. Öncelikle, şu söyleyeceğim bütün mühendis adayları için geçerli. Sadece inşaat mühendisleri için değil. Arkadaşlar, en büyük yatırımı kendinize yapmanız gerekiyor. Kendinizi eğitmeniz gerekiyor. Üniversite eğitimi boyunca batağa, kahveye ya da online oyunlara değil, kendinize yatırım yapın. Kitap okuyun. Kültürel alanda kendinizi geliştirin. İnşaat mühendisleri için böyle eş dost, arkadaş arasında espriler yapılır. Diplomalı amele diye. O amele kısmını atın. Öyle bir kültürlü bilgiye sahip olun ki insanlarla muhabbet ettiğiniz zaman insanlar ağzı açık sizi hayranlıkla izlesin. Yani o inşaat mühendisliği işte elinde tesbih, ağzında cigara, şantiyede dolaşma, o modu geçin. Artık sene 2017. Bu mesleği bir yerlere getirmeniz için kendinize yatırım yapın. En önemlisi o. Gıpta ile bakılan insan olmanız lazım. Bundan sonra söyleyeceklerim, güçlü bir dayısı olmayan, arkası olmayan veya ailesinden büyük bütçe kalmamış arkadaşlarımız için geçerli. Arkadaşlar, İTÜ, ODTÜ, Boğaziçi ve Yıldız Teknik. Bunlardan mezunsanız zaten hayata iş arama bölümünde bir sıfır önde başlayacaksınız. Çünkü ben bu videoyu hazırlarken İsmini vermeyeceğim. Birkaç internet sitesinde böyle iş ilanlarına göz attım. Yani direkt bu üniversitelerin mezunlarını arıyorlar. Yani iş ilanı, inşaat mühendisi arıyoruz. Boğaziçi mezunu. Yani buradan mezun olmayanlar tabii ki bir sıfır geride başlıyor demeyelim ama nedense firmalarda böyle bir şey var. Bunun doğru ya da yanlışlığına ben bir şey söylemeyeyim. Hiç kimseye kırmak istemem ama gerçekten bu ülkede belli başlı üniversitelerde inşaat mühendisliği eğitimi veriliyor.
hakkını vererek eğitimi veriliyor. Neyse, eğitiminiz boyunca Microsoft Project, Microsoft Office programları, PowerPoint falan onları söylemiyorum. Excel ve Word. Excel öncelikli olarak. Kendinizi mutlaka geliştirin. Excel'i çok iyi bilin. Microsoft Project'te kontrol etmeyi, o zaman çizelgesine göre projeleri ilerletebilmeyi, malzeme takibini bunları yapabilecek seviyede bilin. AutoCAD'i bilin. AutoCAD'i bilmeyen bir inşaat mühendisi. Proje çizmeyeceksiniz belki. Belki mimari projede çizmeyeceksiniz ama AutoCAD'i bilin. İşinize yarayacaktır. SAP 2000 ve Stafford'i bilin. Yani profesörü olun demiyorum. Eğer projeci olup hesap kitap yapmayacaksınız ama en azından bilin. O programın bir çalışma mantığını, nasıl, neler yapılabildiğini öğrenin derim ben. Mesela hak ediş nasıl hazırlanır bunu bilin. Metraj nasıl yapılır bunu bilin. Bunları bilmiyorsanız zaten betonarme sınavından yüzde geçip geçmemeniz kimse için bir şey ifade etmeyecek. Firuzan Baytop var. Kitaplarını okumaya çalışın. Ben üniversitedeyken kitaplarını çok okudum. Çok güzel kitapları var. Yani en azından göz atın. Bir kere TS500'ü elinizin altında tutun. Belki betonarme sınavlarınızda baktığınız bir şey TS500. Belki çok iş dışısınız ama irdeleyin onu. Sadece sınavı geçmek için TS500'e bakmayın. Sadece formülü görmek için bakmayın. Yani orada etriye bağlantılarını, güçlü kolon, güçlü giriş, zayıf kolon gibi sorunların ele alındığı, binanın yapısal şeklinin ele alındığı konulara çok hakim olmaya çalışın. En azından bilin, ezberlemeseniz bile. Hani bir binaya baktığınız zaman bu kolon olur olmaz diyebilecek kadar bir raddeye getirin kendinizi üniversite hayatınız boyunca. Ve bence en önemlisi eğitim hayatınız boyunca şantiyede staj görün. Staj illa üniversitenin istediği staj değil. Yazın boş vaktinizde girin bir sokak arasındaki bir müteahhite. Gidin çalışın. İnanın daha fazla çalışırsınız büyük firmalardan. Sonuçta adam size metraj yaptırabilir, sıva ölçümü yaptırabilir. Temel kazılırken hafriyat metrajı çıkar. Beton hesabı yaparsınız. Beton siparişi verirsiniz. Beton bakımını öğrenirsiniz. Yani bunları öğrenmeniz gerekiyor. Şantiyeci olacaksanız betonu, demiri, bağlantılarını, yapı denetimin neleri kontrol ettiğini, sizin nelere dikkat etmeniz gerektiğini mutlaka ama mutlaka öğrenin. Kendinize yatırım yapın. En büyük yatırımı kendinize yapacaksınız. Üniversitenin vereceği notlar değil, üniversite hayatınız boyunca kendinize nasıl bir yatırım yaptığınız sizi güzel bir yere getirecek veya getiremeyecek. Şimdi bana gelen diğer sorulardan biri iş ilanlarındaki istenen kısmında yazan şeyler. Onları da netleştirelim. En az X yıllık şantiye tecrübesi olan. Bu şu demek. Yeni mezun işe almıyoruz arkadaş. Boş boşuna başvurma. Yoğun iş temposuna alışık. Hele hele şantiye ise mesai saati sabah bellidir ama akşam kaçta biteceği belli değildir demek arkadaşlar. Hafta sonumuz olmayabilir. Pazar akşam 8'de beton dökebiliriz veya hafta içi akşam 11'lere kadar şantiyede kalabiliriz demek. Seyahat engeli bulunmayan. Yani bizim her yerde şantiyemiz var. Sana haydi koş Konya'daki şantiyeye git veya yürü Bakü'deki şantiyeye git diyebiliriz. Çantan hazır olsun, evde bekleyen ona göre bilerek beklesin. Verimliliği arttırıcı uygulamalar yapabilecek. Yani bize daha fazla kar ettirebilecek birini arıyoruz. Askerliğini bitirmiş. Artık bunu da söylemeyin, askerliğinizi bitirin. Üniversiteyi bitirir bitirmez bitirin, önünüzde engel olmasın. Açın bakın iş ilanlarını. Hepsi askerliğini bitirmiş istiyor. Adam şantiye öğrenecek, raconu öğretecek, çalıştığı firmalarla iletişime geçmeye başlayacaksın. Malzeme alacağım, malzeme gidecek, şantiyeyi kontrol edecek. Tak askerlik geldi. İşte Ahmet Bey ben gidiyorum 6 ay yokum. Ne olacak 6 ay inşaat? Adam güvenmiş sana iş vermiş. O yüzden bence askerliğinizi hemen bitirin. O aradan çıksın. Ben geldiğimde direkt bitirdim. En çok gelen soru bu diyebilirim gerçekten. Maaşımız ne olur? Arkadaşlar maaşımız 4 haneli, 4 basamaklı rakamlardan başlar. Şantiye şefliğine doğru 5 basamaklı rakamlara doğru gider. Ben şimdi size 3000, 5000, 7000, 23000 diyemem. O gireceğiniz işe, yapacağınız işe, alacağınız sorumluluğa, tecrübenize ve sizi farklı kılacak. Diğer mühendislerden farklı kılacak bilgilere göre değişir. Son olarak sizlere böyle genel bir kişisel kanaatimden tavsiyelerde bulunayım. Ondan sonra da yavaş yavaş videoyu bitirelim. Videonun sonunda da küçük bir sürpriz var, onu söyleyeceğim. İnşaat mühendisliğini bitirecekseniz bol bol şantiye tozu yutacaksınız. Bunu unutmayın. Eve akşam çamurlu ayakkabılarla geleceksiniz. Bunu da kabul edin. Yani narin, temiz, titiz olmaya gerek yok. Şantiyecilik bol çamurlu ve topraklı bir iştir. Sektörel gelişmeleri, haberleri mutlaka takip edin. Bakın birçok internet sitesi, birçok haber portalı var. Bir ara benim kendi İnşaat Mac diye bir internet sitem vardı. Hatta İnşaat Dünyası diye bir Twitter hesabım var. Hala 18 bin küsur takipçisi var ama ilgilenemiyorum. Takip edin. Çünkü hangi haberin, yurt dışında yaşanacak bir gelişmenin size bir kazanç, fikir, yeni bir iş kapısı olup olmayacağını bilemezsiniz. O yüzden güncel konuları, gündemi, inşaat sektöründeki haberleri takip edin. Yani bu vergisel de olabilir, siyasi de olabilir, teknik de olabilir, teknolojik de olabilir. Her şey bir fırsat kapısı olabilir sizler için. İnşaat mühendisleri odasının çok güzel seminerleri oluyor.
öğrenciyken de katılabiliyorsun. Yani en azından İstanbul'daki öyle. Öğrenciyken de gidip odanın öğrenci bölümüne katılıp o seminerlere, işte teknik gezilere katılabiliyorsunuz. Bunlar size çok yararlı, faydalı olur. Ben bunu da tavsiye ediyorum. Kendi üniversitenizin inşaat mühendisliği kulübüne üye olmanızı. Bence çok önemli bir konu. Diplomanızı asla kiralamayın arkadaşlar. Siz mühendissiniz. Gözünle kontrol etmediğin, ne iş yaptığını bilmediğin müteahhitlere, firmalara diplomanızı 2000 lira, 3000 lira için kiralamayın. O şantiyede bir ters durum olduğu zaman şantiye şefi kim diye sizi sorgulayacaklar, sizi alacaklar kenara. Diyemezsin ki ben görmedim diplomamı verdim. Yasak. Böyle bir şey yapmanız yasal değil zaten. Diplomamı verdim işte 2-3 şantiyede. Biliyorsunuz her mühendisin belli bir metrekareye imza atma hakkı var falan fıstık bir sürü detay. Kendi kontrol etmediğiniz hiçbir şeyin altına imza atmayın. Hayatınız boyunca. Çok üzülürsünüz sonra. Demedi demeyin. Şantiyede her şeyi gözünüzle kontrol edin. Kontrol etmediğiniz şeye tamam peki olur vermeyin. Ustaya güvenin ama güvenmeyin. Ortalarda da söylemiştim. Üniversitede kendinize yapacağınız en güzel yatırım sizi it gibi çalıştıracak bir şantiyede iş tecrübesi edinmeniz. Bu tecrübeyi edinemezseniz gerçekten işe girerken biraz zorlanacaksınız. Şimdi videonun sonuna geldik. Bana sorulan sorulara elimden geldiğince kısa kısa cevap vermeye çalıştım. Çok güzel bir set satın aldım. İnşaat mühendisliğiyle ilgili 6 tane kitap barındıran bir set. İçinde Firuzan Baytok'un kitapları var, yapı kataloğu var. Hatta şöyle söyleyeyim, bakın şuraya kitapları koyayım ne olduğunu. Aranızdan bir kişiye bu seti göndereceğim hediye olarak. Bir inşaat mühendisine faydam dokunsun istiyorum. Çok güzel. Bu kitapların, bu Firuzan Baytok'un kitapları falan bende var zaten. Ben üniversitenin başında alıp koymuştum kütüphaneme. Sizlere de bu güzel 6 kitaplık seti hediye edeceğim. Lakin bir şartla. Abonelerim arasından aşağıya yorum kısmında neden inşaat mühendisliği okuduğunuzu veya okumak istediğinizi dürüstçe belirtin. Bu bir yarışma değil. Bakın en iyi cevabı verene vereceğim falan değil. Ben okuyacağım. İçime sinene göndereceğim. Çekiliş falan da yapmayacağım. Hani kimi çok dürüst bulursam, kimi çok böyle dostane görürsem, kim kanım kaynarsa ona göndereceğim. Ve böyle de o arkadaşımıza bir faydam dokunsun isterim. Hani gönül ister ki maddi imkanlarımız olsun, hepinize gönderebileyim ama takip ediyorsunuz, izliyorsunuz bu videoyu. Benim de size bir faydam dokunsun değil mi? İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. İnşaat mühendisiyle ilgili sorularınızı bu videonun altına yazabilirsiniz. Bana mail'le gönderebilirsiniz. Instagram'dan sorabilirsiniz. Ben elimden geldiğince cevap vermeye çalışırım. Belki sonra tekrar yine bir inşaat mühendisliği videosu çekeriz böyle soru cevap gibi. Kendinize iyi bakın. Artık normal videolarda görüşmek üzere.